Zeynep, ben balık burçlarına çok üzülüyorum. En sona kalıyorlar Uzun ya. anlatacağım. Evet, ama süreleri bitiyor. Hemen Farkındayım. anlatalım. Ama ben balık burçlarını 2019'un 21 Ocağı'ndan bu yana çok yazıyorum. Gökyüzü kovaya taşınmaya başladı diyorum. Ta ki 16 Nisan'a da bol bol anlatacağım. Çünkü Venüs kovada, Merkür düz seyrine geçti. Her yerde sizi yazdım. Siz bakmayın benim buralarda az anlattığıma. Aşk hayatınızda balık 2019 Nisan ayının hüzünlüsü. Çünkü hem Merkür hem Venüs onun burcunda olduğu için şu an gök kubbede kaldırdığınızda kafayı, bunun için aplikasyonlar bile var. Venüs ve Merkür ve Neptün balık burcunda. Dolayısıyla da bu üç gezegen onun burcuna misafir olunca evrene kadar misafir, o burç o kadar kafası karışık ve yorgun. O yüzden Nisan ayın hüzünlüsü, bahar rehaveti çökmüşü, kaygılısı, eskisine göre kontratak yapamayanı zaten olarak çok şeydir, söylüyorum. Duygusaldırlar. Duygusal değillerdir Özge. Bu bir yanlış bir algı. Hep öyle biliniyor. Evet, sessiz duruyor. Toplumumuzda sessiz, sakin, içine konuşan, soruya soruyla cevap veren, savunmatik, hele ki 2012'den bu yana yönetici gezegeni burcunda olan bir burca sen safsın, kafana vurulduğunda ekmeğini alırlar senin. Değil. Sen çabucak üzülürsün, ağlarsın, sana dokunsak sen yıkılırsın gibi laf yok. Bilakis şu an Türkiye'de birçok üst düzey yönetici balık burcudur. Ha. O yüzden de çok da Türkiye'de ünlüler de vardır balık burcu. Şaka karışık söyleyeceğini söyler ama 2019'un Nisan ayını ona, gökyüzünün balık burcuna söyleyecekleri hüzünlüsü diyoruz. İlişkilerini ihmal ediyorlar. İkili ilişkilerle ilgili bir takım sıkıntıları var. Venüs ne zaman kovada, özellikle Nisan'ın 8'inden sonra rahat etmeye biraz daha başlayacak. Merkür de biraz yol almaya başlayacak. Ki taşınacak zaten, koça geçecek. Ondan sonra balıklar nefes almaya başlayacak. Rahatlayacaklar.